Selamlar. Bu güzel pırıl pırıl günde sizinle bu sefer bahçemden biraz sohbet etmek istedim. Konum da özellikle iş arayanların, belki de biraz daha çok iş arayan gençlerin ilgisini çekecek bir konu. Acaba ne yaparsam daha kolay iş bulurum. Aslında biraz tuhaf gelecek. Özellikle bu kadar işsizliğin yoğun olduğu bir ortamda bunu söylemem biraz ukalalık gibi de gelecek. Ama aslında ilk yapmanız gereken şey iş aramaktan vazgeçmek. İş aramak yerine Aranan bir insana dönüşmek. İşverenlerin peşinde olduğu türden bir insana dönüşüyor olmak. Eğer bunu başarabilirseniz siz iş arayacağınıza işler sizi daha kolay bulmaya başlar veya iş arama piyasasında yüzlerce, binlerce, milyonlarca rakibinizden sıyrılma ihtimaliniz artıyor olur. Demek ki ne yapıyoruz? İş arayan olmaktan aranan insana dönüşmeye çalışıyoruz. Peki bu nasıl olur? Birincisi her iş insanı gibi biraz stratejik bakmak lazım konuya. Dünyada büyüyen iş pazarları nelerdir? Bir ona bakmak lazım. Çünkü daralan bir pazarda iş aramaktansa dünyada büyüyen pazarlarda iş aramak önemli dünyada ve Türkiye'de. E nedir? Neler büyüyor? Daha ilerideki günlerde bu konularda detaylı videolar yapacağım ama işte dijitalleşme büyüyen bir sektör. Orada çok eleman açığı var. Yapay zeka dünyada büyüyor. Orada eleman açığı var. Öte yandan nüfus yaşlandığı için yaşlı bakımı büyüyen bir sektör. Orada arayış var. Gittikçe rutin işler yerine yaratıcı işler daha popüler hale geliyorlar. Yaratıcılık dünyasında aranan çok insan var gibi. Önce bunu bir yapmanız gerekiyor. Bu konularda ileride daha detaylı bir video hazırlayacağım. Büyüyen endüstriler neler? Mesela tarım büyümüyor ne yazık ki. İstihdam olarak hiç büyümüyor. Hatta küçülecek çünkü otomasyon çok kuvvetleniyor. Fiziksel perakende büyümüyor. İnsanlar online alışveriş yapıyor. E, Türkiye'de bir de zaten ekonomik sıkıntılardan dolayı fiziksel perakende biraz sıkıntıda. Gibi. O yüzden bu alanlar yerine büyüyen alanlara odaklanmak birinci konu. Bu konuda dünyayı taramak, araştırmak, nereler büyüyor bakmak işinizi kolaylaştırır. İkinci yapmanız gereken de peki bu büyüyen sektörlerde aranan beceriler ne acaba? Mesela dijitalleşme, endüstri 4.0 gibi alanlarda e, kurulan şirketlerin veya mevcut sanayi şirketleri buralara eleman almaya çalışan Kime ihtiyaç duyuyorlar? Hangi beceri setlerine ihtiyaç var? Hangi teknik beceri setlerine ihtiyaç var? Hangi program dilleri popüler? Hangi yeni teknolojik bilgiler popüler? Hangi yeni matematik fizik temel bilgileri popüler? Bir yandan da hangi soft beceri dediğimiz insani davranışlar artık önemli bu sektörler için. İşte biliyoruz yaratıcılık önemli, iş yaratma önemli, iletişim önemli. Daha ilerideki videolarda biraz daha bu konuda duracağım ama bunlar ana alanlara benziyor. O yüzden ikinci yapmamız gereken şey seçmiş olduğumuz Kritik gördüğümüz endüstrilerde, büyüme potansiyeli yüksek olan endüstrilerde hangi beceri setlerinin ihtiyaç haline geldiğini anlıyor olmak. Üçüncü yapmamız gereken de bu beceri setlerini tabii geliştirmeye başlamak kendimizde. Diyelim ki yapay zekanın büyüdüğünü gördünüz ve orada özellikle bir programlama dilinin çok popüler olduğunu gördünüz. Ve biraz baktığınızda da bu popüleritenin bir, bir yıllık iki yıllık iş değil belki bir 3-5 yıla yayılacağını gördünüz. Yani biraz da geleceğe bakmak lazım. E o durumda yapmanız gereken şey gideceksiniz. Bununla ilgili kendinizi eğiteceksiniz. Daha evvel bir videomda da üzerine durmuştum. Çok sayıda da eğitim platformu var. Buralardan bu becerileri online platformlardan kazanmak mümkün. Onun dışında sınıf içi eğitimler almak, kitaplar okumak da işin bir yöntemi oluyor olabilir. O yüzden tekrar özetleyelim. Bir, doğru endüstriyi buldunuz. iki bu endüstrideki beceri açığını keşfettiniz. Üç, bu beceri açığına yönelik kendinizi geliştirdiniz. Dört, bir de bu 21. yüzyıl şirketlerinde bir takım bütün şirketlerde neredeyse geçerli olan, genel geçer olan yeni beceri setleri var. Daha davranışsal konular bunlar. Ne, birkaç örnek vereyim. Mesela yöneticileriniz ne söylüyorsa kabul etmek yerine kritik düşünmek, şirketteki veya ekonomideki veya içinde bulunduğunuz pazardaki boşlukları görebiliyor olmak. İngilizce buna critical thinking deniyor. Türkçe'ye eleştirel düşünce olarak çevirebiliriz. Yaratıcılık. Herkes bunun peşinde. Problemlere yaratıcı yeni fikirler üretebiliyor olmak. E, veyahut da mesela iş birlikleri kurmak. Bu da çok kritik. Çünkü bir yaratıcı fikri hayata geçirmek için güçlü iş birlikleri kuruyor olmak lazım. E, bu tip çok genel geçer. Şu anın dünyasının iş şirketlerinin özellikle sizin çalışmak isteyeceğiniz türden iş şirketleri. Yani elbette bunlarda hiç uyanmamış olan çok geleneksel bakan şirketler var ama onların zaten geleceği yok. Sizin düşündüğünüz ve gelecek olduğuna inandığınız şirketlerin... Ee, bu tip becerilere çok ihtiyaçları var. Her gün bununla ilgili e, yeni raporlar okuyorum. Hakikaten ilgi çekici gelişmeler var. O yüzden temel acaba davranışsal soft skill'ler neler dünyada? Bunları anlamak ve bunları geliştirmek önemli. Bir diğer ve tabii son ve belki en önemli konu da dil. Yani Türkiye ekonomisi düzelir düzelmez, iyiye gider, kötüye gider. Burası kadim topraklar. En de sonunda her şey düzelir. Sorun değil. Ama... Bir gencin bugün sadece kendisini Türkiye için yetiştirmesini doğru görmüyorum. Bütün dünyada iş yapabiliyor olmanız lazım. Bunun için deminden beri saydığım beceri setlerinizin yerlerinde olması gerekiyor. E bir de dil öğrenmeniz gerekiyor tabii. E, İngilizce şu anda popüler. Herhalde diğer dev dil Çince olacak gibi gözüküyor. Öğrenmesi biraz zor bir dil. Ama mühim olan ve Latin dilleri popüler. Birkaç dilde e, fluent hale gelmek. Bu da eskisine göre çok daha kolay. Yani ben şu anda bu yaşımda her gün yolda giderken bir podcast'ten bir dil kanalı dinliyorum. O bile bana son derece yol gösterici olabiliyor. Kaldı ki Duolingo'dan tutun bir sürü online veya aplikasyon bazlı dil öğretici program var. Buralardan da kendinizi geliştirmeniz pek hala mümkün. Eğer önümüzdeki günlerde aradığınız işlerden, başvurduğunuz işlerden doğru yanıtları, istediğiniz yanıtları almıyorsanız bugün anlattıklarım bir gözden geçirin derim size. Doğru endüstriye, doğru becerilerle, doğru yaklaşımla giderseniz o zaman şansınız çok artıyor olacak ama pasif olarak ben buyum arkadaş CV'mde bu insanlar bana iş versin diyorsanız işiniz açıkçası hiç kolay olmayacak. Ee, önümüzdeki günlerde bu iş bulma ilgili videolar devam edeceğim. Biraz endüstriler, geleceğin meslekleri üzerine duruyor olacağım. İlginizi çekeceğini umuyorum. Eğer ilginizi çekecekse YouTube'dan veya podcast'ten nereden dinliyorsanız beni lütfen abone olun. Bir de like yaparsanız süper olur. Başkaları da buna ulaşsınlar. Paylaşırsanız da harika olur başkaları da bu bilgilerden ayarlansınlar diye düşünüyorum. Umarım bu videonun hoşunuza gitmiştir. Size keyifli şahane bir gün dinliyorum. diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.